Osmanlı'nın yıkılışını İngiliz Derin Devleti organize etti. Bak, koskoca Osmanlı'yı yıkma gücüne bak. Suriye ve İran sınırlarını çizeyen İngiliz Derin Devleti'dir. Harem-i Şerif'i, yani Mekke'yi ve Medine'yi Osmanlı'nın elinden alan İngiliz Derin Devleti'dir. Türkiye'nin güneydoğusunda PKK'yı palazlandırıp ayrı bir devlet kurması için uğraşan İngiliz Derin Devleti'dir. CIA, İngiliz Derin Devleti'nin boyunduruğu altındadır. CIA ayrı bir güç değildir. Yani İngiliz Derin Devleti bu oyunu çok müthiş oynuyor. Halk bir şey oldu mu CIA yaptı diyor. Halbuki İngiliz Derin Devleti yapıyor, CIA'yı kullanıyor. Yani istihbarat örgütlerinin birçoğu CIA'nin kontrolünde zannediyor. Birçok istihbarat örgütü İngiliz Derin Devleti'nin kontrolündedir. Abdullah Öcalan mesela bak, İngiliz Derin Devleti'nin farkında. Çok açık söylüyor, anlatıyor. Yani PKK hareketini onlar başlattı diyor. Bu oyuna gelmesin Güneydoğu'daki insanlarımız. Akıl almaz oyunlar, akıl almaz bir sinsilik içinde. Hiç halkın dikkatini çekmemiştir şu ana kadar. Hep mesela bir şey oldu mu CIA yaptı, CIA yaptı. Halbuki İran işgalini organize eden İngiltere'dir. Suriye'yi bu hale gelmesini ve parçalamak isteyen Büyük Ortadoğu Projesi'nin mimarı İngiltere'dir. Yani Amerika'nın bunu bilecek vakti yoktu zaten Amerika. Daha yeni kurulmuş bir devlet. İngiliz Derin Devleti bunu 200 sene önce tespit etti. 200 sene önce kurmuş kanunu Amerika'ya uygulatmaya çalışıyor. Amerika'yı her yerde kullandı ve kullanmada da kararlı. Yani yetiştirdikleri adamlar, İngiliz istihbarat okulunda yetiştirdikleri adamlar, Orta Doğu'da en kilit noktalarda devlet adamları oldular. Büyük bölümü. Krallar, başbakanlar hep İngiltere'de yetişmiştir. İngiliz istihbarat okullarında yetişmiştir. Yani istihbaratçı yetiştiren okullarda yetişmişlerdir. Tabii İngiliz gizli servisiyle İngiliz Derin Devleti aynı değildir. İngiliz istihbaratı İngiliz Derin Devleti tarafından kullanılır. Ama İngiliz istihbaratını kale almaz Derin Devlet. Yani onlar her an harcanabilecek zavallı adamlardır onların gözünde. Yani bir asker gibi kullanır onu sadece.